Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri haber turumuzla tekrar karşınızdayız. Bugün 23 Mart 2015 Pazartesi. Pazartesi gününe yansıyan gazete manşetlerine yayınımıza başlıyoruz. Gazete manşetlerimize Tosya Haber 37 gazetemizle başlıyorum. Tosya Haber 37 gazetemiz sür manşette İstanbulluya pilav şöleni başlıklı haberini taşımış. TODEF Genel Başkanı Ali Tekin 25 Nisan Cumartesi günü Üsküdar sahilinde 25 bin İstanbulluya Tosya pirincinden yapılan etli pilav, kaşık helvası ve ayran ikram edilirken 10 bin kişiye de Tosya sarı kılçık pirinci dağıtılacağını aynı günde Üsküdar'da TODEF'in yeni genel merkez binasının da açılışının yapılacağını açıkladı. Tosya'nın damadı Ekrem Düzgün İstanbul'dan MHP adayı oldu başlıklı haberi var. Haber 37 gazetemiz manşetine Kastamonu'da Nevruz coşkusu başlıklı haberini taşımış. Kastamonu Üniversitesi'nde geleneksel olarak kutlanan Nevruz ve uluslararası öğrenci şenlikleri hafta sonu yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Safa Kapıcıoğlu'nun katılımıyla yapılan şenlikler renkli görüntülere sahne oldu. Tosya Merkez Yüksek Okulu öğrenciler başarıyla ilgili kadro istediler. Tosya Haber 37 gazetemizin bir başka haberinde engel kalktı başlığıyla çıkmış. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte orman satış ilanları artık yerel gazetelerde yayınlanacak. Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz orman ürünlerinin satış usul ve esaslarını hakkındaki yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığını belirterek bu yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca orman bölge müdürlüklerinin bundan böyle orman envali satış ilanlarını ilde yayın yapan mahalli gazetelere vermesi gerekmektedir. Bu gelişme son dönemde resmi ilanlardaki azalma nedeniyle büyük kayıplar yaşayan mahalli gazetelerimize az da olsa nefes aldıracaktır dedi. Gazete manşetlerimize Doğru Söz gazetesiyle devam ediyoruz. Doğru Söz gazetemiz manşetine yine Nevruz ateşi yürekleri ısıttı başlığıyla çıkmış. Suçla mücadele sadece ceza artırmakla olmaz başlıklı bir diğer haberinde CHP adayı Profesör Doktor Yeni Dünya Adana Borusu'nun konferansına katıldı. Bir diğer gazetemiz Açık Söz Gazetesi ile gazete manşet turumuza devam ediyoruz. Temsilcimiz deplasmanda Çorum Ulukavak Spor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Şampiyonluğa adım adım yaklaşan temsilcimiz Kastamonu Spor dün konuk olduğu komşumuz Çorum Ulukavak Spor deplasmanında maçın ikinci devresinde Cüneyt ve Salim'in attığı gollerle 2-0 galip ayrılarak işini sadece bir galibiyete bıraktı. Bu galibiyetle temsilcimizin şampiyonluğuna sadece 90 dakika kaldı. Açık Söz gazetemizin manşetinde Nevruz ateşi yandı başlıklı haberi görüyoruz. Kastamonu Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz ve Uluslararası Öğrenci Şenliği yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Küreyi Nuhas İstiklal Yolu Mehter takımını gösterisiyle başlayan şenlikte öğrenciler Gazi Stadı'na kadar yürüdü. YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor Safa Kapıcıoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Seyit Aydın, protokoldekiler ve öğrenciler stat girişinde yakılan ateşin üzerinden atladı ve demir dövdü. Bir diğer haberimiz Başeskioğlu MYK listesinde yok başlığıyla duyuruluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11. Olağan Büyük Kongre'de partinin en önemli karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu'na 7 milletvekiliyle birlikte hemşehrimiz İstanbul Milletvekili Murat Başeskioğlu'nu almadı. AK Parti adaylarında STK hareketliliği devam ediyor başlıklı haberde AK Parti'nin göstereceği milletvekili adayını sivil toplum örgütü temsilcilerine soracak olması hafta sonunda hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Sivil toplum örgütü temsilcilerine ulaşmak için hafta sonu telefonlara sarılan ve yollara düşen adayları parti içi yapılan temayül yoklamasından sonra ikinci kez oy kapmanın peşine düştü. AK Parti'nin sivil toplum örgütleri temsilcileriyle yapacağı aday tespiti bugün saat 9'da
kuyu dibindeki Nazar Düğün Salonu'nda başlayacak, akşam saat 17'de son bulacak. Bir diğer gazetemiz Nasrullah Gazetesi ile haber turumuza devam ediyoruz. Nasrullah Gazetemiz "Engel Artık Kalktı" sürmanşeti ile bugün okuyucularıyla buluşmuş. Kastamonu Gazeteler Cemiyeti resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle birlikte orman satış ilanları artık yerel gazetelerde de yayınlanacak başlığını görüyoruz. Gece saatlerinde iki küçük çocuğun yaralandığı kazanın adresi yine Karanlık Kavşak başlıklı haberde yapım çalışmaları bir türlü tamamlanamayan ve halen karanlığın hüküm sürdüğü Sunta Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında İki kişi yaralandı. Nevruz coşkusu Nasrullah gazetemizde yine haber olmuş. Başeskioğlu yine lisede yok başlıklı haberi bir önceki gazetemizden detaylarını size okumuştum. Yanıltıcı beyanlara dikkat başlıklı bir haber gözüme çarpıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KUSKA tarafından ilana çıkılan ve halen başvurusu süreci devam eden 2015 yılı proje teklif çağrısı mali destek programlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti veren bazı kişi ve firmaların ajansla irtibat veya ilişkileri olduğu izlenimi uyandıracak şekilde beyanlarda ve faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği bu ve benzeri olayların ajansa acilen bildirilmesi istenmiş. Teşekkürler Karabük Üniversitesi başlıklı haberde Karabük Üniversitesi Çanakkale Savaşı'nda en çok şehit veren köy olarak bilinen Araç ilçesinin Güzdük Köyü'nde hafta sonunda unutulmaz bir programa imza attı. Karabük Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı ile Karabük Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği arasında Çanakkale şehitlerimizin 100. yılı anısına "Onlar gelemedi, biz geldik" sloganı ile Kastamonu ili Araç ilçesine bağlı Güzdük Köyü şehitleri anısına ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Evet, bir başka gazetemiz Kastamonu Gündem Gazetesi ile turumuza devam ediyoruz. Gündem gazetemiz 33 millet bir arada Nevruz'u kutladık başlıklı haberinde Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen 21 Mart Nevruz ve Uluslararası Öğrenci Şenliği Cumhuriyet Meydanı'nda Küre-i Nüshas İstiklal Yolu Mahteran Takımı gösteriyle başladı. İlimizde Nevruz Bayramı resmi kutlaması Atatürk Spor Salonu önünde yapıldı. Atatürk Spor Salonu önündeki kutlamada ateş yakıldı. Örste demir dövüldü ve öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyenleri büyüledi. Gündem gazetemizin manşetinde belediye başkanımızla ilgili bir haberimiz var. Haberin başlığı "Baraj mangan doğurdu". Karaçomak Barajı yapıldığı dönemde baraj sularının kenarında kalan ve Akçakese köyüne bağlı olan yaklaşık 8 evin bulunduğunu, bu evlerin tarımsal ve hayvansal atıklarının baraj sularına karışmakta olduğunu 11 Mart 2015 tarihli sayımızda gündeme getirmiştik. Bu yönde olan şikayetleri ve beklentileri kamuoyuna duyurmuştuk. Başlıklı haberinde gerçekleştirdiği bir ziyarette konuyla ilgili sorularımızı cevaplayan belediye başkanı Tahsin Babaş, baraj kenarında yapılan tarımcılık faaliyetlerinden dolayı sularımıza karışan nitrit ve nitrat kirlenmesine karşı suların sürekli incelendiğini, arıtıldığını ve böyle bir kirlenmeye rastlanmadığını belirtmiş. Gündem gazetesi Başeskioğlu'nun MYK listesinden çıkarıldığı başlıklı haberine yer vermiş. Haberde MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli hala MYK üyesi olan 7 milletvekilini listeye almadı. MYK listesinde 37 yeni isim girdi. MHP İstanbul Milletvekili Kastamonulu Murat Başeskioğlu da MYK listesinden çıkarılmış. Gündem gazetesinden aktaracağımız son başlık CHP Kastamonu Milletvekili adayı Yeni Dünya'dan geliyor. Suçla mücadelede sadece cezaları artırmanın bir faydası yoktur başlıklı haberde Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili adayı Profesör Doktor Caner Yeni Dünya
Adana Barosu tarafından düzenlenen Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki son değişikliklerin değerlendirilmesi başlıklı konferansa katılmış. Konferansta konuşan Profesör Doktor Caner Yeni Dünya, yasama yetkisi kullanırken toplumun genel menfaatlerinin gözetilmesi gerekiyor. Kişisel düşüncelerle yapılan değişiklikler hukuk ve adalete hizmet etmeyecektir. Suçla mücadele sadece cezaları artırmanın bir faydası yoktur, dedi. Son gazetemiz olan Sözcü gazetesimizin sür manşetinde AK Parti Kastamonu Milletvekili adayı Murat Demir'in haberine yer verilmiş. İstanbul ile Kastamonu arasında köprü olacağım. AK Parti Kastamonu Milletvekili adayı Murat Demir, İstanbul ile Kastamonu arasında köprü vazifesini olacağını belirterek, Kastamonu'nun sahilinin geniş olduğunu ve liman potansiyelinin de fazla olduğuna dikkat çeken Murat Demir, sahilimiz ve liman potansiyelimiz çok fazla. Bunları turizm ve ticaret açısından canlandırmamız lazım. Cide'de yapılması planlanan balıkçı barınağı için yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Kastamonu için bazı imkanlar sağlanmıyor. Bu imkanların sağlanması için hem seçim sürecinde hem seçildikten sonra çalışmalara devam edeceğim, dedi. Sözcü gazetemiz Kastamonu'da şov başlasın artık başlıklı haberinde ilimiz temsilcimiz Kastamonu Spor Ligi'nin ilk yarısında kendi evinde 9-0 yendiği Ulu Karabağ Spor'u Sözcü gazetemizin manşetlerini okumaya devam ediyoruz. Türk Ocağı'nda Nevruz konulu konferans düzenlendi başlıklı haberde Kastamonu Türk Ocağı'nda doçent doktor Mehmet Serhat Yılmaz tarafından Kastamonu'da Nevruz kutlamanın 100. yılı konulu konferans düzenlendi. İlim Hikmet Sofrası devam ediyor başlıklı haberde Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli Vakfı İlim Hikmet Sofrası'nın 21. buluşması gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve İslam dinini evrensel değerler olduğunu belirten doçent doktor Tolga Ulusoy, İslam'ın hukuk, sosyal adalet ve diğer tüm alanlarda insanların ilişkilerini düzenleyen her şeyi barındırdığını söyledi. Daha önce aktardığımız bir başlığı tekrarlamak istiyorum. Engel Kalktı başlığı adı altında resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle birlikte orman satış ilanları artık yerel gazetelerde yayımlanacak. Sözcü gazetemizin bir başka başlığı da Damladan Derya'ya Derneği'nden Yetimler Hep Gülsün projesi. Damladan Derya'ya Derneği Yetimler Hep Gülsün adlı yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Dernek olarak kuruluşların bu yöne önceliklerini dullara ve yetimlere verdiklerini ve her daim yanlarında olmaya çalıştıklarını söyleyen Damladan Derya'ya Derneği Başkanı Saadet Yüksel, Yetimler Hep Gülsün projesi kapsamında çocukların sosyal hayata entegre olabilmeleri için yaşıtlarıyla kaynaşabilmeleri ve insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilmeleri adına bir dizi sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. 23 Mart 2015 Pazartesi gününe yansıyan gazete manşetlerini sunduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.